Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. Menzil ve FETÖ. Bugün 15 Temmuz, FETÖ'cü darbe girişiminin 7. yılı. Öncelikle darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 yurttaşımıza bir kez daha rahmet dilerim. Nasıl oldu da cemaat diye nitelendirilen bir yapı devleti ele geçirdi. 15 Temmuz'a cüret eden FETÖ, AKP döneminde var olmadı. Ancak AKP döneminde devletin kılcal damarlarına kadar bilerek, isteyerek yerleştirdiler. AKP'de herkes hoca efendi diye metiyeler diziyor, görevde yükselmenin yolu olarak görüyor ve biat ediyordu. İş insanları işlerinin açılması için kapısında yatıyordu. Toplantılarına tüm bürokratlar gidiyor ve biat ediyordu. Bizler uyarınca kumpaslar kurdular. Devlet yetkilileri uyarınca türlü iftiralarla emekli edildi, sürgün edildi. Sonra dediğimize geldiler. Peki akıllandılar mı? Hayır. Bunun örneklerini canlı canlı izliyoruz. Menzil cemaati şeyhi Abdülbaki Erol öldü. Cenazesi çakarlı arabalar eşliğinde Adıyaman'a götürüldü. Cenaze günü ise on binlerce kişi cemaat ismini veren menzildeydi. Cumhurbaşkanı yardımcısı, eski sağlık bakanı, bürokratlar, siyasi parti liderleri, taziye ziyaretleri ve mesajlar için sıraya girdi. FETÖ lideri de zamanında rahatsızlık geçirdiğinde aynı kişiler geçmiş olsun sırasına giriyor, cemaat de gazetelere teşekkür ilanı yayınlıyordu. Akıllanmadık. Menzil cemaat zaten ikiye bölünmüş durumdaydı. Menzil şeyhi, Raşit Erol'un oğlu Fevzettin Erol, babası öldüğünde Eskişehir Sivrihisar'da bir çiftlik kaldı. Cemaat merkezine dönüştürdü. Zamanla köyün adı Buhar oldu. Diğer oğluysa Adıyaman Kahta ilçesi Menzil köyüne yerleşti. Ancak Abdülbaki Erol'un ölmesinden sonra Adıyaman Menzil kolu da üçe bölünmüş durumda. Abdülbaki Erol'un 5 oğlu var ve üçünü halife ilan etmiş durumda. Bu isimler Muhammed Fettah, Muhammed Saki ve Muhammed Mübarek. Meslektaşım Alican Can Uludağ'ın Doçevele Türkçedeki haberine göre menzil camisinde açıklama yapan Muhammed Mübarek vefat eden babasının kendisi dahil 3 kardeşine tövbe yetkisi verildiğini ve bu üç ismin köydeki 3 camide irşat faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi. Camideki konuşmada bugüne kadar verilen tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiğini, tümünün yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Bakın İslamiyet'te yeri olmayan bu çağ dışı olaylar anlattıklarım layık demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanıyor. Bunun için diyorum akıllanmıyoruz diye. Deva Gelecek Partisi'nin genel başkanları yeri doldurulamaz alim diye taziye mesajları yayınladım. Yeri doldurulamaz. Gelin ben size başka açıdan anlatayım. Menzil Cemaati aynı FETÖ'nün gelişim süreci gibi bir holding. Cemaate ait Pırlanta şirketi var. Petrol otomotiv şirketi, okulları, televizyon kanalları, radyoları, hastaneleri var. Sağlık sektöründe şirketleri var. Kamu yararına çalışan izinsiz bağış toplayabilen dernekleri, vakıfları var. Tümsiyat adında iş adamları derneği var. Pazarlama şirketleri, alışveriş siteleri var. Turizm şirketleri var yani Semerkant Şirketler Grubu altında tam 17 şirketi var tarikatın. Ne güzel din değil mi? Sözde dinle yoğrulmuş bir yapı. Diyanet İşleri Başkanlığı Tarikatlar Raporu kaynak yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Raporda menzil cemaati de yer alıyor. Raporda aynen şöyle yazıyor grubun sıralanan görüşleri sahi İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Aslında benzer tasavvufi oluşumlarda da görülen bu sakıncalı telakkiler menzil cemaatinde daha çok vurgulanmakta ve etki sahası daha çok sade halk tabakası olduğu için daha çok yaygınlaşmaktadır. Son zamanlarda menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir. Ama biz akıllanmıyoruz. Seçimlerin öncesinde cumhuriyetle sorunumuz yok diyen iktidar ve ortakları seçimin hemen akabinde hızla cumhuriyetin taşıyıcı kolonu layıklığa aykırı girişimlerde bulunuyorlar. Milli Eğitim Bakanı kız çocuklarının sözde erkek çocuklarla aynı sınıfta olduğundan dolayı okumadığından bahsediyor ve kamuoyu nabzını ölçüyor. BPP Genel Başkanı Destici daha ileri gidiyor, hastanelerin de sadece kadınlar için olmasını savunuyor. Ayasofya'nın eski gerici imamı, eğer önümüzdeki engel layıklıkse layıklığı kaldırın diye el yükseltiyor. Gerici vakıf ve derneklerin baskılarıyla vali kaymakam belediye başkanı festival yasaklayıp sanatçıları etkinliklerden çıkarıyor. Yazımı da Diyanet'in bu cuma yayınladığı hutbesinden bir bölümle bitirmek istiyorum. Muhterem Müslümanlar, istismarcı insanların amacı asla Allah rızası değildir. Onlar İslam'ı şahıslar üzerine bina ederler. Hak ve hakikatin yegane temsilcilerinin kendileri olduğunu iddia ederler. Kur'an'ın ifadesiyle onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Halbuki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Evet, ayeti kelimelerde de işaret edildiği gibi bu tür kişiler sureti haktan görünerek toplumu ifsad ederler. Milli ve manevi değerler üzerinden güç devşirirler. İnsanların iyi niyetlerini suistimal ederler, geleceklerini çalarlar. Uyarıyorum, yine aynı şeyler gelecek başımıza. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.